Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz ikisi de aynı tip, aynı güçte olan çamaşır makinesi motorlarıdır. Bunlar ise motorların devir kontrolünü hızlandırıp yavaşlattıran torklu kutu. Torklu kutu. Bunların gücü 400 watt'tır. Şimdi iki ayrı marka ama motorlar aynı. Aslında kutular da aynı ama markaları değişik. Tabii bağlantıları da değişik oluyor. Buradaki bağlantılar maalesef 2-3 tane cihaz yaktım. Bu bağlantılar farklı oluyor. Tabii ben bunu deneme yanılma metoduyla bakın burada yaktığım cihazları göstereyim. Bakın. Daha da iki tane daha önce yapmıştım. Ne yazık ki insan üzülüyor tabii ki. Şimdi şöyle güçleri aynı. Bunların özellikleri de aynı. Fakat tabii kuşum da burada bana yardım ediyor. Poz veriyor. Şimdi çalıştıracağım. Ve lazer takometremle bunların devirlerini ölçeceğim. Bir de güçlerini size göstereceğim. Ayrıca şu olay da var. Onu da belirteyim. Buna biz dimmer diyoruz. Triak kontrollü. Bu da hız kontrollü. Daha sonra bunu da test edeceğim. Şimdi bu kutular deviri düşürürken güç düşmüyor. Yani bu mili tutamıyorsunuz. Yani kuvvetli iş yaptırıyor size. Tork veriyor yani daha doğrusu. Ama daha sonra bunu takacağım. Bunu takınca da bu mili böyle bın diye tuttuğunuzda bayılacak. Bayılıyor. Önemli olan işte bayılmaması, torklu olması. Şimdi çalıştıralım. Ben fişlerimi soktum. Şöyle açıyoruz. Işığı yandı. Şöyle yaparsam daha iyi gözükecek. Bunu da aynı şekilde. Şöyle açtım. Şimdi bakın. Bunu son sürat döndüreceğim. Şimdi tabii döndürmeden önce şunu da belirteyim. Buraya fosforlu bant yapıştırdım. Lazer takometre için. Ve sizde görün diye işaret içerisine aldım. Şimdi bunu son sürat döndürüyorum. Motorun sesini de duyuyorsunuz. Şimdi ben lazer takometre ile deviri ölçeceğim. Kaç devir? 2035. 2030 diyelim biz buna. 2030. Şimdi ben bunu durutuyorum. Diğer motor, diğer kutuya geçelim. Çalıştırıyorum. Bunda da aynı şekilde buraya bant yapıştırdım. Fosforlu bant. Bakın bunun sesini dinleyin. Bu daha yüksek devirlerde çalışıyor. Bunun devrini ölçelim. 10.959. 10.900 diyelim biz buna. Ve torkunu da şöyle görelim. Tabii 10.900 devirde onu tutmak biraz zor. Şöyle bir bezle biraz daha düşüreyim. Sesini duyuyorsunuz. Bakın durmuyor. Dönüyor. Sesini duyuyorsunuz. Tabii bant çıktı. Tutamıyorum. Gördüğünüz gibi şeyden duman çıkmaya başladı. Bakın biraz ıslak nemli. Evet bunu gördünüz. Şimdi diğerini bu da yüksek devirde. Kaç devirde? 2000 devir diyelim. Bakın bunu da tutamayacağız ama bu 2000 devir. Bu da durmuyor. Bezi ben biraz ıslattım. Tabii elimi yakmasın diye. Bakın dönüyor. Tabii durutmak mümkün değil. Bu düşük devirli bantımız çıktı. Bu 2000 devir, bu 10.000 devir diye şey yapalım. Ama kutular aynı, güç aynı, motorlar aynı. Farkı bu. Onu da özellikle belirteyim. Şimdi de şu dimmer olayını ve bayılma olayını sizlere göstereceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi de dimlerimizi bağladık. Daha önce bu cihaza bağlarken tako dediğimiz şu arkadan gelen şu sarı kablo takodur. Şu ikisi. Bu takoya ben bir tane power led bağladım. Daha doğrusu bu enerji de üretir. Yani boşa dönerken bu led'i de yakacak. Şimdi dimmerle çalıştırıyorum. Bakın dönmeye başladı. Şimdi normalde tahmini şu anda 1000-1500 devir döndürüyorum. Bakın sesi dinleyin. Yani duruyor. Aslında fazla tutsam motor patlar. Bakın. Resmen durdu. Biraz daha hızlandırayım. Bakın. Sesi duyuyorsunuz. Resmen durdu. Yani bunda güç olmuyor. Bakın. Sesini duyuyorsunuz. Durdu. Şimdi bakın bu normalde 2000 devir falan dönmekte. Şimdi buna tekrar gelelim. Bunu da döndürüyorum ama bunu durutmak mümkün değil. Bakın. Sıkıyorum. Şimdi elim ısınmaya başladı yanında. Bakın bu mümkün değil. Bu dönerken led yaktığında söylemiştim. Bunu hızlandırdım. Bakın. Son hız aşağı yukarı 9-10 bin devir. Çünkü çamaşır makineleri öyle. Ama tabii şu anda tutmam mümkün değil. Yani bayılır yine de bakın. Biraz daha hızlandırın. Sesinden bayıldığını görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Bakın. Yani onun için projelerde bu kutu daha iyi. Onu da özellikle belirteyim. Evet. Sizlere verdiğim bilgi faydalıysa ne mutlu bana. Teşekkür ederim.